Ankara'ya gidiyoruz. Sinan Ateş davası kaldığı yerden tekrar bugün başladı. Başından itibaren bu davayı izleyen arkadaşımız Mahir Bağış'la konuşacağız. Mahir merhaba. Merhaba Ruşen Çakır, iyi yayınlar. Başladığı bugün siyasi parti liderleri de yeniden geldi. Benim bildiğim Ahmet Davutoğlu var, Özgür Özel var. Kemal Kılıçdaroğlu da duydum. Geldi mi Kemal Kılıçdaroğlu? Aslında ilk gelen Kemal Kılıçdaroğlu oldu Ruşen Çakır. En son gelen Davutoğlu oldu. Onların arasına giren de Özgür Özel oldu aslında. Bir de Zaman hani Musaat Erşol yoktu. Buna biz de şaşırdık açıkçası. Hani hem ülkücü kökenden gelmesi itibariyle hem de yakından takip et İYİ Parti'nin de yakından takip ettiği bir dava olması itibariyle Musaat Erşol yoktu. Ama Ümit Özdağ yine sabah buradaydı. Zafer Partisi Genel Peki, Başkanı. eşi yine bir mahkemede konuşmuş galiba Ateş. Onun dışında bir avukatın çekildiği gibi bir haber gördüm. Detaylarına tam emin olamadım. Neydi bugün öne çıkan hususlar? Ali Yücel, Ruşen Çakır. Aslında Sinan Ateş'in kendi avukatıydı Ali Yücel. Ali Yücel sabah çekildiğini duyduk. Sabah zaten biraz içeri girmekte de basın mensupları zorluk çekti. Onu da söylemeden geçmemek lazım. Ali Yücel'in kendi mazeret bildirmediğini ancak sağlık sebebiyle sadece bu hafta boyunca davalarda yer almayacağını öğrendik. Onun dışında sanık geçen duruşmada mütalaa açıklanmıştı. Mütalaa karşı hem müşteki tarafı yani Sinan Ateş ailesi, anne, kız kardeş ve eşi Ayşe Ateş ifadelerini aslında yenilediler. Tekrar bir üzerinden geçtiler. Onların dışında ise sanık sandalyesinde oturan zanlılar. Zanlı demek biraz daha doğru olur sanki. Onların ifadeleri dinlendi Ruşen Çakır. Ya şöyle bir hava var. Şu yorumu yapmak çok mümkün. Arkamda hemen bir cezaevi kampüsünü görebiliyorsunuzdur umarım. İyi bir açıya geçmeye çalıştım. İçeri girdiğinizde mahkeme salonuna doğru yürüdüğünüzde avukatlarla da konuşsanız, yakınlarıyla da müştekilerle de konuşsanız, Sinan Ateş'in ailesiyle de konuşsanız, siyasi parti yöneticileriyle de konuşsanız bu davadan hiçbir şey çıkmayacağını düşünüyorlar. Bugün gerçekten böyle bir hava var. Geçen 1 Temmuz'da başlayan davada bu hava yoktu aslında Ruşen Çakır. Biraz daha bir şeylerin olabilme ihtimali öngörülüyordu. Ama bugün insanların gerçekten içeride biz ne bekliyoruz ki, biz niye buradayız ki? Buradan bir şey çıkmayacak yorumu yapmaya başladığı bir duruşma olduğunu söylemek mümkün. Yani, şunu diyoruz herhalde, siyaseten karar verildi. Bu olay bir adli bir olay olarak parantez içine alınacak. Azmettirici aranmayacak ve bu olay böyle birileri ceza alacak ve böyle kapanacak. Böyle bir beklenti. Yani Tabii. istemedikleri bir şeyi kabullenmeye doğru gidiyorlar diyorsun. Tabii aslında soruşturma ilk açıldığında örgütlü suçlara atıf yapılıyordu. Örgütlü bir suç tanımı yapılıyordu. Ama mahkeme sürecinde biz şunu gördük. Toplu bir eylem suçu diye bir kavram yaratıldı. Kavram daha doğrusu yazılmaya başladı. Birkaç kişi bir araya gelerek topluca bir eylem yapmış. Ama bugün yine Ateş ailesinin avukatları şunu istemişlerdi. Bu davanın örgütlü suçlar üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Bu örgütlü, karşımızda bir örgüt var. Bunu görmemiz gerekiyor diye bir serzenişte bulundular. Ama mahkeme başkanı pek buna sıcak bakmıyor açıkçası. Davanın ilk günlerinden beri. Evet, dediğiniz gibi adli bir olay gibi olacak. Çünkü çok ilginç, iki tane azmettirici var. Birisi Doğukan Çep, birisi Tolga Demirbaş. Tolga Demirbaş Milliyetçi Hareket Partisi'nin yöneticilerini yapmış bir dönem. Milliyetçi Hareket Partisi'ne çok yakın olmuş bir dönem. Hatta eski Ülkü Ocakları Başkanı ve eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde yakalandığı iddia ediliyordu Tolga Demirbaş'ın cinayetten sonra. Ancak bunlar hiç araştırılmıyor. Tolga Demirbaş kimdir? Doğukan Çep kimdir? Neden bu cinayet işlenmiştir? Bunlar araştırılmıyor. Olay alacak verecek meselesine indirgeniyor. Ve hatta şunu da söylemek mümkün. Tetikçi Eray Özyağcı ile azmettirici Doğukan Çep ilk ifadelerinde hem polise hem savcılığa verdiği ifadelerde bambaşka şeyler söylemişlerdi. Ama mahkemenin ilk gününde bunlar
ortaklaşa bir ifade vererek Sinan Ateş'i kendilerinin öldürmediğini, sadece yaralamak istediğini, ancak yakınındaki arkadaşlarının vurduğunu iddia etmişlerdi. Yani o günden bugüne tırnak içinde bir tiyatro izliyoruz diyebiliriz. Bu yorumu yapmak bence ne basın tarihine haksızlık olacaktır, ne de mahkemede izlenimlere haksızlık olacaktır. Peki o zaman şöyle mi olacak? Bu birkaç gün daha sürecek ve diyelim ki cuma günü mahkeme karar verebilir mi, yoksa yine bir erteleme mi olur? Şöyle, geçen 22 tutuklu sanık vardı. 10'u serbest bırakıldı, 12 tutuklu sanık var. İhtimal o ki cuma gününe kadar sürecek bu da duruşmalar. Birkaç kişinin yine serbest bırakılma ihtimali var. Ancak topyekun en büyük ihtimali ise hem avukatların görüşleri, siyasilerin de hani kendi okumaları şunu söylüyor bize. Evet, cuma günü bu mahkeme çok büyük oranda kapanacak. Sinan Ateş'i bu memlekette kim, neden, niçin öldürdüğüne dair birçok soru işareti barındırarak dosya sanırım raflara doğru kaldırılacak Ruşen Çakır. Evet, aydınlatılmak istenmeden sonuçlandırılacak bir dava olacağını görüyoruz. Umarım burada bir ne söyleyeceksin? Söyle. Burada bir ek yapmak isterim. Aydınlatılması için benim kendi mahkeme boyunca davaları takip ettiğim süreç boyunca iki temel kritik isim var Ruşen Çakır. Bunların dinlenmesi gerekiyor. Çünkü her şeyin düğümü bu iki isim üzerinde bitiyor. Birisi bugün hala mevcut Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım. İkincisi ise Mersin Milletvekili, eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz. Onların tanıklığının, onların dinlenilmesi gerekiyor. Bence izlediğimiz kadarıyla, daha doğrusu davanın aydınlatabilmesi için bu iki isim çok kritik. Çünkü oradan hem Ayşe Ateş mahkemede de söylemişti bunu. İki isme uzanıyor o iki isim. Özgür Özel de bugün yaptığı açıklamada iki işaret yaparak iki isim kastetti. Aslı Oya ismini daha önce de açıkça beyan etmişti. Ayşe Ateş de söylemişti. Bunlar MHP'li genel başkan yardımcıları Semih Yalçın'la İzzet Ubi Yönter'di. Aslı Ateş ailesi, hatta CHP tarafı da bu iki ismi işaret ediyor cinayetin tam olarak aydınlatılabilmesi için. Ama bu isimlerin çağrılmasını, ifade vermesini de beklemiyoruz diyoruz. Ama yine izlemeye devam edeceğiz mahkeme sonuçlarına kadar. Bir sürpriz olur mu? Pek olacağı benzemiyor. Teşekkürler Mahir Bağış. Evet. Ben teşekkür ederim. Berfin Bayır'la takip ediyoruz. Bu arada ondan da bahsetmek isterim. Evet, iki kişiyiz burada. Kolaylıklar. Olmadığı için basın yerine almadılar. Değil mi? Senin kartın yenilenmesi gerekiyordu. Evet. Henüz basılmadı. İletişim Başkanlığı çok hızlı işlediği için henüz kartın basılmadı maalesef aylardır. Berfin Bayır muhabir arkadaşımız içeride izliyor. Ben de dışarıda gelişmeleri takip ediyorum. Şu anda sürüyor şeyler. Evet. Duruşma şu an devam ediyor. Muhtemelen de 5 gibi bitecek. Evet, çok teşekkürler Mahir. Berfin'e de sana da kolay gelsin.